maçını ilk yarısında 4-1 dedi. Tuttu. Bu sefer 1-0 dedi. Hatta duran toplandı. Yine oldu. Sadece Melo'nun atacağını tahmin ediyordum. Melo atamadı, sağa çıkartmış. Peki yine iyi oynamadı ama. Maalesef kaos futboluyla Galatasaray kendi sahasında ligde ilerlemeye devam ediyor. Bundan önce Antep'i de gene son 10 dakikada duran topla yendi. Bugün de Konya Sporu. Ama böyle böyle gidiyor yani. Bir şey diyemez. 60 saatten sonra bir futbol bekleyemeyeceğiz. Ama geçen haftaki Akisar maçındaki futbolu ben istedim ve bekledim. Olmadı. Hakem bir kırmızı kart verdi, iptal etti. Oyuna avantaj verdi, iptal etti. Kırmızı kartı offside, sonunda offside varmış ama yani bunların mikrofonları var. Mikrofonunu iade etti. O zaman hak verelim, doğrudur. Ama avantajını oynatmalıydı Galatasaray'ın. 3-1 gidiyordu. Galatasaray bir golünü yedi diyebiliriz hakemin. Salı günü ne olacak Mersin maçı? Mersin maçı bence çok zor bir maç. Fakat Galatasaray çok tuhaf bir biçimde deplasmanda daha iyi oynuyor. Mersin maçını alırsa Galatasaray şampiyonluğun %51 şansını var diyebilirim ben. İnşallah diyelim. Evet. Çok teşekkürler. İskender, senle de kaldığımız yerden devam edelim. 1-0, sen daha fazla mı gol bekliyorsun? Daha fazla gol beklemedim. Gol olması bile bu yüzden bu başta. Açıkçası bundan sonra her maç böyle geçecek. Galatasaray'ın kazanması, 1-0 kazanması gereken 4 maç kaldı. Bu maçtan önce 5 maçtı. Bu maçtan sonra 1-0 kazanması gereken 4 maç kaldı. Hep 1-0'la gideceğiz diyorsun. Hiç bir maç kolay olmayacak. Sadece onu söylüyorum. 1-0 olsun, bizim olsun. Aynen. Çok sağ ol. Sağ ol. Beşiktaş maçında görüşürüz. Ama öldük gerildik bütün maç boyunca. Gol de zaten duran toptan geldi. Başladığı gibi bitebilirdi bu oyun. Galatasaray yani ikinci yarıda aslında birinci yarının bir kopyasıydı. Çok büyük bir stres vardı. Hem statta hem seyircide hem de takımda. Artık böyle. Bitene kadar lig böyle. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Hadi şimdi evlerimize gidelim. Evet.